son değerlendirmesinde ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük ve tehlikeli bir değişim ve bu değişimin ortaya çıkaracağı büyük tehdit üzerinde durmak istiyorum. AK Parti'nin Suriye politikası, sığınmacı politikası, sınırlarımızda açık kapı politikası ile bütün dünya lümpenlerine sınırlarımızı ve ülkemizi açması sonucunda Türkiye bir iç savaş coğrafyasına dönüşüyor ve bir iç savaş sosyolojisi oluşuyor. Bu sürecin bir bölümünde de hiç şüphesiz Orta Doğu'nun en kanlı örgütlerinden birisi olan IŞİD'in Türkiye'ye her geçen gün birazcık daha yerleştiğini görüyoruz. 2019'da Türkiye Vilayeti programını başlatarak Türkiye'yi yeni hedef olarak seçen IŞİD, ülkemizde her geçen gün biraz daha güçlü şekilde kök salmaktadır. IŞİD ülkemizde adeta cirit atmaktadır. Ülkemizin kılcal damarlarına sızmaktadır. Türkiye'yi savaş alanı olarak incelemektedir. Türk devletinin güvenlik ve istihbarat örgütlerimizin reflekslerini incelemektedir. Ülkemizde güvenli evler, cephanelikler ve eğitim merkezleri oluşturmaktadır. Türk çocuklarının beyinlerini yıkayarak milli ve dini kimliklerini yok etmekte, yerine sahte bir İslam anlayışı koyarak demokrasinin şirk olduğunu beyinlere kazımaktadır. Bu beyinler yarın ülkemizi kana boyayacak olan intihar bombacılarının beyinleridir. IŞİD'in ülkemizi nasıl kana boyadığını, nasıl yüzlerce insanı kısa bir zamanda katlettiğini 2015 senesinde yaşamıştık. IŞİD'in bu hızla yayılmasının en büyük kanıtı 2022 yılında, daha bu yıl bitmedi ama Ocak'tan Aralık'ın ortasına kadar 37 ilde 162 IŞİD operasyonunda 1179 IŞİD'linin yakalanmış olmasıdır. Arkadaşlar bunlar açık kaynak bilgileri. Evet, ülkemizde ilk 11,5 ayda yakalanan IŞİD'li terörist sayısı 1179. Yani yakalanmayanlar çok daha fazla ve dışarıda sokaklarda dolaşıyorlar. Ankara, Adana, İstanbul, Kayseri, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa en fazla IŞİD operasyonunun polis tarafından yapıldığı şehirlerimizdir. Demek ki bu şehirler aynı zamanda, bakın, güneyde Adana, güneydoğuda Şanlıurfa, Orta Anadolu'da Kayseri, Karadeniz'de Samsun, yine Mersin, Akdeniz'de, İstanbul, Ankara, IŞİD'in en güçlü olduğu şehirler ve örgütlenmesinin en etkili olduğu şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Emniyet teşkilatının operasyonlarını incelediğimiz zaman Ağustos ayı hariç o ay 9 operasyon yapılmış. Hep onun üzerinde 16, 17, 14 Türkiye çapında operasyonlar yapılmış. Ve böylece örgüt baskı altında tutulmaya çalışılmış. Bu operasyonlarda IŞİD'in Musul emiri yakalanmış. Interpol tarafından 8 kişinin kafasını keserek öldürdüğü için kırmızı bültenle aranan Muhammed D. yakalanmış. IŞİD'in Musul bölge komutanı yakalanmış. IŞİD'in Türkiye'deki 5 sorumlusundan bir tanesi Muhammed H.M. yakalanmış. Karadul Nam lakaplı bombacı bir terörist, canlı terörist yakalanmış. Keza yine canlı terörist olarak eğitilen Beşar El-Minsen yakalanmış.
Canlı bomba olarak eğitilen Süleyman Elhamit yakalanmış. IŞİD lideri, evet, IŞİD'in lideri Türkiye'de yakalanmış Ebu Hasan El Kureyşi. Interpol tarafından kırmızı bültende yakalanan AN ve CV yakalanmış. İki askerimizi yakarak öldüren şerefsizlerden bir tanesi İ.İ. yine Türkiye'de yakalanmış. IŞİD'in yöneticisi Başar Habbah Gazal El Sumai yakalanmış. IŞİD'in iletişim sorumlusu yine Türkiye'de yakalanmış 2022 içinde. Arkadaşlar, bu bir şeyi gösteriyor. IŞİD karargahını Türkiye'ye taşımış. IŞİD artık bir Suriye örgütü, bir Irak örgütü değil. IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de kolları olan bir Türkiye örgütüne dönüşmüş. Bu taşınmanın ülkemizin geleceğiyle ilgili yapılan senaryolarla yakından ilgisi olduğu %100 kesinlik taşımaktadır. Değerli basın mensupları, mesele sadece IŞİD ve IŞİD kaynaklı selefi cihatçı tehdit de değildir. İlahiyat profesörü İbrahim Maraş'ın ifadesiyle akılsız ilahiyat projesi çerçevesinde ilahiyat fakültelerinden felsefe sosyoloji dersleri kaldırılmakta, ilahiyat fakültelerimiz medreseleştirilmektedir. Arap ülkelerine yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi yollanarak Türk ilahiyat fakültelerinin, Cumhuriyet'in ilahiyat fakültelerinin bilgi anlamında çok çok gerisinde olan bir zihniyet, şimdi Arap ülkelerinden Türk ilahiyatlarına taşınmak istenmektedir. Profesör Doktor Maraşlı'nın ifadesiyle Türkiye her geçen gün mezhepçi, tarikatçı, akıl ve ilim düşmanı bir selefiliğe doğru AK Parti eliyle sürüklenmektedir. Adeta Talibanlaşmaktadır. Sadece ilahiyat fakültelerinin medreseleşmekte kalmamakta, Doğu Anadolu'da medreselerde hızla yayılmaktadır. 2020 yılında Dicle Üniversitesi'nde İzzettin Ürek adlı bir akademisyen tarafından yazılan bir yüksek lisans tezi var. Bu yüksek lisans tezinin başlığı şöyle: günümüz Bitlis medreselerinde mantık eğitimi, Norşin medreseleri. Evet, bir devlet üniversitesinde illegal bir yapının bilimsel araştırma konusu olduğunu görüyoruz. Mantık eğitimi dedikleri de 14. yüzyıl mantığı. Sadece Bitlis'te 23 medrese faaliyet gösteriyor. Ha, bu medreselerden mezun olanlar da kendilerini İmam Hatip'ten mezun olanlardan daha zeki, daha akıllı ve daha bilgili görüyorlar, daha üstün görüyorlar. Ve Diyanet İşleri Başkanlığından tarafından da İmam Hatip olarak atanıyorlar. Değerli basın mensupları, yukarıda bahsettiğim zemin ülkemize dayatılmaya çalışan iç çatışma ve terör sürecinin iç dinamiklerini oluşturmaktadır. AK Parti ateşle oynamanın ötesinde Türkiye'yi adeta bir yanardağ kraterinden içeriye atıyor. Değerli basın mensupları, şimdi bu politikaların bir parçası olan başka bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye daha kısa bir süre önce 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını günlerce konuştu ve tarikat cemaat kanalı ile bu gerici tarikat ve cemaatlerin özellikle küçük kız çocukları üzerinden travmatik etkisini en çarpıcı haliyle tanıklık etti. Daha bu skandalın yankıları yeni bitmişken bir skandal da Sakarya'da ortaya çıktı. İstanbul merkezli olan ve kendisini Sakarya'da İsmail Ağa cemaatinin geçtiğimiz aylarda ölen şeyhi Mahmut Efendi'ye bağlı olarak tanıtan Darul Erkam isimli derneğin Sakarya'da bulunan yurdunda yaşları 8-10 arasında değişen kız çocuklarının
Cuma akşamlarından pazar akşamlarına kadar yatılı kaldığı, derneğin çocukların ailelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam'a aykırı olarak eğitim verdiği şeklinde propaganda ile ikna ederek İslami usullere uygun biçimde çocuklarını yetiştirmek üzere kendi yurduna aldığı ve aileler ile haftada sadece 2 gün görüştürüldüğü ortaya çıktı. Darül Erkam isimli derneğin yaşları 8 ile 10 arasında değişen kız çocuklarını yurttan çıkartmadığı belirtiliyor. Çocukların Eylül ayından bu yana kayıtlı oldukları devletin resmi eğitim veren okullarına hiç gönderilmediklerini görüyoruz. Darül Erkam isimli dernek çocukların yurtta kalmaları karşılığında ailelerden 500 ve 1000 TL arasında değişen miktarda ücret alıyormuş. Öte yandan haftanın 5 günü derneğin yurdunda kalan çocuklarda belirgin değişimler gözleniyor. Ne gibi? Derneğin yurdunda kalan kız çocukları eve geldiklerinde mesela kot pantolonlarını kesiyorlar ve bunun günah olduğunu söylüyorlarmış. Darül Erkam Derneği'ne gönderilen çocukların amca, dayı, hala, büyük baba gibi ikinci derecede akrabaları ise kız çocuklarının durumlarından endişe ettiklerini dile getiriyorlar. Darül Erkam Derneği'nin yurdunda kalan kız çocuklarından birisinin dayısı ve dedesi ise konuyu CİMER'e ve Sakarya Pamukova Kaymakamlığı'na verdikleri dilekçelerle şikayet ederek resmi kayıtlara geçirmişler. Ama gerek CİMER'e yapılan başvurular, gerek Sakarya Pamukova Kaymakamlığı'na yapılan başvurular sonuçsuz kalmış ve ailelere cevap verilmemiş. Tüm şikayetlere rağmen Darül Erkam Derneği kanunlara aykırı bu faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamları ise yapılan şikayetleri yürürlükte olan kanunları uygulamadan sessizce izliyorlar ve skandala ortak oluyorlar. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türk milletine söz veriyoruz. Türk devletini cemaatlerden geri alıp büyük Türk milletine, sahibine geri vereceğiz. Değerli basın mensupları, buradan sizin aracılığınızla AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a da seslenmek isterim. Dün Ankara'da 3 hafta önce bir çatışmada yaralanan bir subayımız vücudunda şarapnel parçaları ile 2,5 saat Gülhane'de ya da eski Gülhane'de doktor kapısında sıra bekliyor. Sıranın kendisine gelmediğini görünce de eski bir askeri doktoru arayıp tedavi olmak için onun muayenehanesine gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan, vücudunda şarapnel yarası olan Türk subaylarını doktor kapısında 2,5 saat bekletirken Suriyelilere hastanelerde Türklerin önüne geçirip Türkleri ikinci sınıf insan yerine koymayı becerdin ya, tarih de seni böyle kaydedecek. Evet, sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Buyurun.